işte bir takım şeyler konuşacağız o çünkü benim üstüme bir kitap yazmak zahmetine girdi. Ondan sonra ben şimdi kitap okudukça bakıyorum ve kendi kendimle ilgili başka bakış açısı, bilimsel bir bakış açısının ne demek olduğunu, nereye geleceğini kavramaya çalışıyorum. Enteresan. Bu şeyin tam tersi bu. Yani bu çok onur verici bir şey. Yani sahiden böyle bir kitabın konusu olmak büyük emek vermiş hocam. Sevdalı'nın hayatın başında, yani otobiyografimin başında bir şey anlatıyordum orada, biliyorsunuzdur. Hatırlayanlarınız vardır, okuyanlar. Bir eskiden arzuhalciler vardı. Oturup böyle dilekçe yazarlar. Yani pek mahkemeye dilekçe yazamadığı için onlara giderlerdi. Bir köylü gelmiş Adana'da, ağacın altında bir arzuhalciye. Demiş ki bana bir şey yaz, bir dilekçe yaz şöyle, taşa geçsin, çok kuvvetli bir şey olsun. Nedir demiş. Demiş ki adam işte ben babamdan miras kaldı, tarla marla. İşte onu verin akrabalar aldılar, dövdüler, sövdüler, aldılar demiş. İyi demiş, peki öğleden sonra üçle gel, al şu kadar da lira. Peki demiş, adam saat üçle gitmiş, başlamış öteki arzuhacı, dur sana bir okuyayım şunu demiş, 2,5-3 sayfadak bir sayfası. İşte darp ettiler, zarp ettiler, böyle oldu, böyle oldu, böyle falan. Köylü dur, ağlamaya başlamış birdenbire. Niye ağlıyorsun demiş arzuhacı. Ya demiş, bana neler yapmışlar da haberim olmamış. Şimdi hocanın kitabını okurken tam tersi diyorum, ya ben neler yapmışım da haberim olmamış. Hegel varmış içinde, Thomas Mann varmış, ondan sonra Adorno varmış. Onun için vallahi tebrik ederim, teşekkür ederim bu kadar uğraşmaya. Şimdi hoca biraz kitabı anlatsın, sonra da ben de sohbete katılayım. Sonra da hep beraber isterseniz bir şeyler yapalım, zamanı iyi kullanalım. Hoş geldiniz, sizler bizim gerçek dostlarımızsınız. Ben yüreğimde hep öyle hissediyorum. Türkiye'nin edebiyatını, Türkiye'nin sanatını diri tutanlar, ayakta tutanlar, bu kadar büyük kitap fuarları yapanlar, Türkiye'nin aydınlık insanlarıdır. Ve bana hep sorulan soru şudur, ya biz sizi her şeye rağmen hep umutlu görüyoruz, niye umutlusunuz? Ben de diyorum ki çıkın etrafa bakın işte, yani nasıl umutlusunuz? Ben de size hoş geldiniz diyorum. Sizlerle birlikte olmak benim için de çok büyük bir gurur, onur aynı zamanda. Sayın Yuvalini ile birlikte olmak, onunla görüş alışverişi içerisinde sizlerle bazı düşüncelerimizi paylaşmak çok güzel bir durum. Bir yazınsal yapıtı var eden her zaman okurdur. Dolayısıyla sizin varlığınız, doğal olarak üretenin varlığı, üretenin umut üretmekteki kararlılığı ve direnci, üretenin insancılığı üretmekteki kararlılığı, sizin de o insancılığı ve umutu alımlama ve diri tutmaktaki kararlılığınız, bunlar olduğu sürece Türkiye'de hiçbir şeyden, daha doğrusu insandan zaten umut kesilmez ama Türkiye'de de hiçbir şeyden umut kesilmez. Çünkü Türkiye toplumu her türlü zorluğuna karşın sürekli umut üretmeyi başaran bir toplumdur. Bunun başında da Kurtuluş Savaşı gelir, ondan sonraki aydınlanma ülküsü gelir, demokratikleşme uğraşı, çabası gelir. Bu konuda da böylece ben Sayın Yuvaneli'nin yazınsal üretiminin temelinde olan birkaç kavrama da değinmiş oldum. Kendisinin çok büyük bir değer bilirlikle dile getirdiği ben neymişim aslında Zülfü Livaneli çok şey. Ben bu kitabı yazarken en büyük heyecanı bu kitabı yazarken duyumsadığımı söyleyebilirim. Şunun için benim gençliğimde, ben de öğrenciliğim döneminde bir takım gelişmelerin, olayların içinde oldum. Etkilendim, öğrendim, bir takım insanlarla birlikte iş yapma kültürü edindim. O süreç içerisinde o dönemde Sayın Yuvaneli'nin hele başlarda zorluklarla el altından dinlediğimiz türkülerin çok büyük bir payı olmuştur. Hepimizin siyasal kişiliğimizin, insancıl kişiliğimizin eğer var ise biraz eleştirel düşünmeye eğilimimizin oluşmasında, belirginleşmesinde
Sayın Yuvanemi'nin çok büyük bir payı olmuştur. Zaten böyle bir kitabı yazmama özendiren nedenlerin başında da bu yaşanmışlık geliyor. Bu yaşanmışlığın temelinde de Sayın Divanevi'nin üretimi var. Şunu vurgulamak isterim. Sayın Divanevi müziğinde, sinemasında, edebiyatında, özellikle de edebiyatında yoğunlaşabiliriz son dönem için. Karşıdaki insanın insanlığını zorlaştıran, onun acılarını, umutsuzluklarını estetik bir dille anlatmayı büyük bir yetkinlikle başarması açısından trajik sanat diye adlandırabileceğim sanatın en somut örneklerini veren yazarımızdır. Kendisi bu yönüyle her zaman bir değer olarak anılmak zorundadır. Trajik sanatın da en önemli malzemesi çok doğaldır ki tekil insanın derin sarsıntıları. Tekil insanın derin sarsıntıları dediğim zaman huzursuzluğu düşünün. Leyla Hanım'ın evini düşünün. Örneklerini, kardeşimin hikayesini, Konstantiniye Oteli, bütün romanları Sayın İvanevi'nin bu anlamda insanı insanlığı üzerinde düşünmeye özendiren, çok güçlü şekilde özendiren bir yazardır. O romanların her birisinin başkasının acısını, hem bir şöyle söyleyelim, bir sanat yapıtını eğlenmek için okuyoruz. Aynı zamanda başkasının acısını paylaşarak eğlenmek gibi bir şeyden de acı duymak, bu iki duyguyu bir arada yaşatan yetkinlikte bir yazar ve yapıtla karşı karşıyayız. Dolayısıyla da bu bizi her zaman için hem okumaya hem edebiyat sanatının derinliklerine inmeye, sonsuzluğunu aramaya bir edebiyat bilimci olarak beni her zaman büyük ölçüde isteklendirmiştir. Bir de Livaneli edebiyatı denilince Livaneli sanatın hakikatinin, edebiyatın hakikatinin ötesinde hiçbir duyguyu çıkar olsun, başka bir şey olsun, hiçbir duyguyu sanatının saflığı, duygunun sanatının saflığını bozmasına izin vermeyen bir yazar. Bu bir yazar açısından, bir yazınsal yapıt açısından özellikle vurgulamak istediğim bir yöndür. Trajik sanatla dedim öne çıkan bir yazar. Bu yönüyle de özellikle de son huzursuzlukla örneklendirmek isterim bunu. Acı çekme durumunda olan insanın insanlığını tümlemek için harcadığı anlatılmaz çabayı, anlatılamaz durumu, her türlü anlatılamazlığına karşın büyük bir yetkinlikle anlatmak olağanüstü bir yazarın özelliğidir. Başka türlü sıradan insanlar bunu anlatılaştıramaz. Bu şiddetli duygu, acı çekmek zorunda olmak ve acı çekmek zorunda olanın insanlığını, aynı zamanda insanlığından vazgeçme noktasına gelmek arasındaki karşıtlık anlamında ortaya çıkan şiddetli duyguyu anlatılaştırmak, dile dökmek son derece önemli. Bir şey, Friedrich Schiller, filozof yazarlardan birisidir, Goethe'nin çağdaşıdır. Friedrich Schiller'in İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Mektupları adlı bir yapıtı var. Bu sizi bilimsellik içerisinde yormak istemeksizin bazı yönlerini özellikle vurgulamak isterim. Burada öne çıkan temel şey yetkinlik ve duyarlılık. Bu yetkinlik ve duyarlılık bir yazarın çok yönlülüğünün en önemli kaynaklarından birisidir. Bu üç şey, yetkinlik, duyarlılık ve çok yönlülük, Zülfü Livaneli edebiyatının temel niteliklerinden birisi olarak önümüze çıkmaktadır. Bir de
biraz önce söylediğim o şiddetli duyguyu her türlü acı vericiliğine karşın anlatılaştırmak estetik biçimlendirmenin başarısı açısından çok önemlidir. Çünkü estetik, sanatsal, yazınsal biçimlendirme belirsizi belirlileştirme demektir. Sınırsızı sınırlandırma demektir. O huzursuzlukta küçük kızın ben de bir insandım diye bir çığlık atabilmesi sınırsızlık içindeki sınırı gösterebilme yetkinliğidir. Müthiş bir estetik duyarlılık, müthiş bir anlatma duyarlılığı gerektirir. Bu da Rüfülvaneli Edebiyatı'nın dediğim gibi en önemli yönlerinden birisidir. Bir başka şey, bu Schiller'le birlikte almak istediğim, estetik özgürlük Rüfülvaneli'nin zaten hem kişilik özelliği hem sanatının belirleyici niteliğidir. Bu estetik özgürlük Rüfülvaneli'ye insanla ilgili her şeyi anlatmak, insanla ilgili her şeyi sınırlarını zorlayarak anlatma yeterliliği veriyor. Zaten özgürlük aynı zamanda yetkinlikle bütünleştirildiği zaman anlam kazanan bir şeydir. Ve bunu Rüfülvaneli edebiyatında çok açık şekilde görebiliriz. Lütfen biraz ara vereyim ben. Hocam, tam bir hoca. Sağ olsun. Fakat o kadar önemli şeyler söylüyor ki edebiyatın sinir uçlarına dokunuyor. O konularda ben de fikirlerimi paylaşmak istiyorum ki böyle biraz daha diyaloğa çevirelim. Hocam senin dersini gasp ediyoruz. Şimdi trajik olan meselesi çok önemli. Bir de ikincisi bu insani olan meselesi. Hani hepimizin bildiği bu eski Yunan'dan muazzam bir laf vardır. İnsanın ve insani olan hiçbir şey bana yabancı değildir. Bu aslında dünyanın en kolay şeyi gibi görünüyor. İnsanı insan olarak görmek. Normal işte bakıyoruz insan ama öyle göremiyoruz maalesef. Yani belki de edebiyatın görevi hayatla aramızdaki ilişkiyi biraz daha derinleştirmekse ben ister istemez buna yönelmiş durumdayım. Bilinçli olarak da değil, bilinçsiz olarak. Mesela herhangi bir roman konusu düşündüğüm zaman, şimdi yeni bir romana girmek üzereyim, gene aynı tema karşıma geliyor. Demek ki ben bunu yazıyorum, başka bir şey yazamıyorum. O da şu, insana insan olarak bakmak ne demek? Serhat'ı okuyanlar hatırlar, Maya ile abisi, subay abisi arasında bir tartışma var. Diyor ki, abi diyor, sen baktın, insanlara baktığın zaman üniformalar, cinsiyetler, bayraklar, flamalar falan görüyorsun diyor. Evet diyor, sen ne görüyorsun peki? Ben bir tek insan görüyorum diyor. Acıkan, üşüyen, üzülen, hayal kırıklığına uğrayan bir insan görüyorum diyor. Bu diyalogdaki bu iki ikilem çok önemli. Çünkü ilk önce bize çok tabii gelen o insan olarak görme görevini, bu bakış açısını insanlık edinebilse dünyada ne bu kadar büyük zulüm kalır, ne bu kadar büyük savaşlar kalır, ne bu kadar büyük kadın erkek ayrımı, ne din adına yapılan zulümler hiçbiri kalmaz. Çünkü o kadar şartlanmış ki insanlar, diyelim ki Ayvalık'ta bir çocuk doğdu. Aynı günde Midilli'de bir çocuk doğdu, biraz ilerisinde. Bu çocuğa Mehmet adını koyuyorlar. Sen diyorlar dininle Müslüman, burada doğuyor ve Türkçe bir at alıyor. Ötekine de Yorgo adını koyuyorlar, senin dininle Ortodoks. Ve okullarda yetiştiriyorlar. İkisi de bu tabula rasa denilen, yani bir tamamen beyaz kağıt, hiçbir şey yok, kir yok, pislik yok, birikim yok. Arkasından bunları biriktiriyor. Eğitim, düşmanlıklar, dostluklar, şudur diyor. Sonunda bu iki bebekten birbirinden nefret eden iki adam yaratıyorlar. Ve bu iki adam birbirinin gözünü oymaya kalkıyor ve oyuyor da zaten. Gerçekten de oyuyor. Şimdi bu aslında insanlığın hastalığı. Hiçbir hayvan neslinde bu yok. Kendini böyle sınıflara ayırıp da birbirlerini yok etmek falan gibi bir hiçbir hayvanda bu yok. Ama Homo sapiensin bir sapması mıdır nedir bilmiyorum ama böyle büyük bir hastalık var. Önce bir bakıyoruz insana kadın mı erkek mi? İlk önce değil mi gözümüze çarpan kadın mı erkek mi? Ya kadın ya da erkek aynı biyolojik kurallara tabi işte ölümlü, acıkan, yiyen, susayan, duyguları olan falan filan insanlar. Yani ne olabilir büyük fark? Aradaki farklar tabii ki var ama nedir?
Arkasından bakıyor, peki şeyi ne? Milleti şu. Dini ne? Dini de bu. İşte Yahudi mi, Müslüman mı, Budist mi, şu mu falan. Daha sonra daha alt katmanlara geliyor. Tamam da Müslüman peki mezhebi ne? İşte Hanbeli mi, Şafii mi, Maliki mi, onu mu, yoksa Alevi mi, şey mi falan. Onlar sonsuza kadar bölünüyor. Daha alta gidersek her şeyini bir tutarsa peki diyor hangi takım? Takımdan bir farklılık bulabilir. Ya da hangi okul, hangi bilmem şu, hangi lafı? Gerçekten bu kimlik meselesi bizim yüzyılımızı, 20. yüzyılı büyük trajediye çeviren ve şu anda da dünyamızı korkunç bir şekilde sarsan olay. İşte edebiyat olarak galiba faydacı edebiyattan yana değilim, didaktik edebiyattan yana değilim. Kimseye bir şey öğretmek niyetim de yok, haddim de yok. Ama şunu söylemek istiyorum. Eğer benim kitaplarım insanlara, başka birisine insan olarak bakma bilincini verirse, mesela bu kitabı okuyan bir erkek karısına da insan olarak bakarsa ya da kadın erkeğe bakarsa, erkek kadın diye mahsus söylüyorum çünkü erkeklerin kadın meselesinde Türkiye'de tavrı biraz daha belli ama ne yazık ki erkeklerin de çoğu burada bulunan erkekler hariç pek kitap okumuyor. Gene çoğunluk kadın burada. Onlar da zaten biliyor. Duygularıyla daha derin kavradıkları için biliyorlar. Sonuçta bu olay bir trajediye dönüşüyor. Çünkü sarsıntı dedi hocam çok güzel. İnsandaki sarsıntıyı anlatmak. Doğrusu bu. Ama dram olarak anlatabilirsiniz, trajedi olarak anlatabilirsiniz. Ben mesela hoca da onu çok takdir etmişti. Yaşar Kemal üstüne yazdığım kitapta Yaşar Kemal hiçbir zaman dramatik bir yazar olmadı, trajik oldu demiştim. Çünkü trajedi çok büyük bir boyut. Yunan trajedilerinden gelen, Şiderlere gelen falan büyük bir olaydır trajedi. Ama dram o sarsıntıyı gözü yaşlı bir biçimde ve biraz da arabesk biçimde anlatma meselesidir. Oysa trajedi çok daha derindir. Bununla ilgili bir örnek de vermiştim. Onu vererek bu kapattığım sözü size bırakayım. Meşhur Homeros'un eseri değil mi? İlyada'da. Truva'nın önünde işte oluyor bu savaş. Oğlu Hector öldürülüyor. Priamus'un. Kral Priamus'un oğlu öldürülüyor. Şimdi oğlunu, evladını kaybetmiş baba Achilles öldürüyor bunu. Şimdi burada Homeros bize ne yapıyor? 2500 yıl önce, daha önce neler yazıyor? İşte baba yüreği paramparça oldu, gözlerinden yaşlar fışkırdı, ah evladım dedi, ben seni nasıl işte büyütmüşüm falan filan. Bunların hiçbirini yapmıyor Homeros. Hiçbir şekilde buna girmiyor. Bu daha, biraz daha pulp fiction'ın, biraz daha ucuz edebiyatın işi. İnsanları duygulandırıp şey edebilmeye çalışmak. Ama buna ne yapıyor? Kral, bütün o kral gururu içinde gece bir başka kılığa giriyor. Gidiyor oğlunu öldüren katilin, o ellerinde kan olan, kan izi olan katilin ellerine bacaklarına sarılıyor. Oğlunun cenazesini bana ver diyor. Onu bir prense layık şekilde gömüyor. Bunu dediğiniz zaman acıyı daha fazla abartamazsınız. Abartmaya da gerek yok. Hiçbir şey demeye gerek yok. Bunu koyduğunuz anda, bunu koyacak çapta bir Homeros çapında bir edebiyat, trajik olarak bunu koyuyor, arkasından bunu süslemeye, müslemeye de hiç gerek kalmıyor. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Bu çok güzel bir örnekti. Buradan şunu söylemek isterim. Bu derin bilgiye sahip olmaksızın bir yazarın yazımsal yapısını çekici hale getirmesi söz konusu değil. Hüsnü Livaneli'nin ayrıcı özelliklerinden birisi de verdiği örnekte ortaya çıkan insan bilgisi, edebiyat bilgisi, tarih bilgisi, estetik derinliktir. Bu son derece önemsenmesi gereken bir durumdur. Sayın Livaneli'nin sözünü ekleyip Homeros aslında bir Anadolu anlatıcısıdır. Ve bir anlamda da son araştırmalar ortaya koyuyor ki Yaşar Kemal'in Çukurova'daki öncüsüdür. Çünkü Homeros'un İlyas'ı yazarken kullandığı alfabelerden yola çıkarak ortaya atılan bir takım yeni sallar var. Karatepe'de olduğu, hatta Musul yakınlarında Nineve Kütüphanesi'nde çalıştığı falan söyleniyor. O konuyu uzatmayayım ama Sayın İvaneli'nin şeyde Konstantiniyye Oteli'nde olması gerekir anlatıldığım kadarıyla. Fatih Sultan Mehmet Osmanlı padişahları içerisinde çok özel yere sahip, çok nitelikleriyle ayrı tutulması gereken padişahlardan, hükümdarlardan birisidir.
Zaten bu büyüklüğü Hektor'un öcünü almak üzere o Truva savaşlarının geçtiği mekanlara gitmesinde şurada burada kendisini ortaya koyuyor. Bir yazarın da zaten buradan da bir konu seçimindeki yetkinlik anlamında bir belirleme yapmak isterim. Bir yazarın bu derinliği sezinlemesi ve estetik bir öz kazandırarak yapıtına içkinleştirmesi son derece önemlidir ve ayrıcı özelliklerden birisidir. Oradaki tarihseli anlatırken tarihselin içinde günümüze ışık tutacak, günümüzdeki bir takım sorunlar veya yönelimleri de olumlu etkileyebilecek tarihselin o yönünü ortaya çıkarmak ve bunu da estetikleştirerek ortaya çıkarmak ayrıcı özelliklerden birisidir. Lütfen. Devam. Sizin şeyi bozmuyorum değil mi? Hayır, lütfen. Çok daha iyi olmuyorsun. Şimdi Fatih üzerine durdu. Sahiden çok önemli bir şey. Ben Konstantiniye Oteli'nde ve başka bazı kitaplarda bu konuyu işlemeye çalıştım. Çok önemli bir padişah. Sadece Konstantiniye'yi İstanbul aldığı için değil, kültür olarak bir kere çok iyi derecede eski Grek biliyor, yeni Rumca biliyor. İtalyanca biliyor, tabii Doğu dillerini zaten biliyor. Avni Mahlası'yla şiirler yazıyor fakat kütüphanesi şu anda hala Topkapı'da. Bu Homeros orijinalleri falan var orada. Ve Bizans tarihçisi Kritobulos'un yazdığına göre, ki çok önemli, onlar tarafından yazılması çok önemli. Truva'ya gidip Hektor'un Aşilyas'ın mezarlarını arıyor, onları bulmaya çalışıyor. Ve Papa'yla mektuplaşmaları var, Monte'yi yazıyor. Papa'yla mektuplaşmalarını. Annesi ve eşi Hristiyan. Fakat o kadar evrensel bir dünya görüşü var ki, o kadar ilginç bir dünya görüşü var ki, şiirlerine bakıyorsunuz, böyle bir tutuculuktan eser yok. Çünkü o bir imparator. İmparatorluk bir ulus üstünlüğüne, bir din üstünlüğüne dayanmıyor. Oradaki herkesin imparatoru. Ortodoksların da imparatoru, Katoliklerin de herkesin imparatoru, Yahudilerin de imparatoru. O bakımdan bunları bir uyum içinde yaşatmaya çok dikkat ediyor. Bütün Osmanlı dönemlerinde son yüzyıla kadar olduğu gibi. Ve çok ilginç gözlemli şeyler var. Mesela ben bunu Batı'da okuma yapıyoruz ya bu şekilde. Kitap çıktığı zaman gidiyoruz, konuşuyoruz. Almanya'da Fransız ya da hani İtalyan okurlara soruyorum. Diyorum ki, Konstantinopol fethedildi, Fatih aldı, girdi, işte Ayasofya falan. Ondan sonra ne yaptı? O elinde kılıç dövüşerek ölen bir imparator var, Konstantin. Peki onun ailesi ne oldu sizce? Herhalde öldürüldü diyorlar hepsi. Ben de diyorum ki hayır, öldürülmedi. İmparator evet dövüşürken öldü ama iki yeğeni Fatih tarafından ne yapıldı? Vezir yapıldı. Birisi Yakup Paşa, birisi Musa Paşa. Bunlar oğlu Beyazıt'ın sadrazamı da oldu. Rodos seferini yaptı. Yani bugünün ulus devlet mantığıyla kavrayamayacağımız derecede karmaşık ilişkiler bunlar. Fatih'in iki veziri, o yıktığı Konstantinopolis'in, Konstantin'in iki yeğenidir. Şimdi böyle baktığımız zaman dünyaya çok karmaşık şeyler ortaya çıkıyor. Ama dediğim gibi biz o ulus devlet meselesi kafalarımızı o kadar küçülttü ki bunları çok da anlayamıyoruz. Ben onun için bu Konstantiniye Oteli'nde özellikle belgeli olarak bunları koydum. Belge numaralarını falan da verdim ön sözlerde, şeylerde falan ki böyle kabul edilsin diye. Şimdi insan öyle diyor, keşke biz 500 yıl önceki, 500 küsur yıl önceki fikir açıklığına sahip olabilsek. Demek ki insan sürekli olarak ilerliyor ama bazı noktalarda da geri düşebiliyor. Değil mi hocam? Evet. Zaten o çok etkileyicidir. Gerçekten çok etkileyicidir. Ayrıca felsefede Truva Savaşı Batı'yla Hegel felsefesindeki, Hegel felsefesinin büyük ölçüde estetik felsefe olduğunu söylemek isterim. Batı'yla Doğu'nun ebedi vedalaşmasıdır. Bu Hegel'in sözüdür. Evet. Orada aşık, yetkinlik, yenilmezlik, İskender ise büyüklük simgesidir. Bunların yazınsallaştırılması ve yetkinlikle yazınsallaştırılması aslında tarihe, insanın kendi tarihine karşı saygısı bakımından da son derece önemlidir. Ama bu saygının olabilmesi için bilginin olması gerekir.
bu bilgi son derece önemli. Ve ben tabii bir okurken Sayın Divaneli dedi acaba hani biz bir yazar kendisini bir başka okur gözüyle yeniden nasıl değerlendirebilir? Çok doğal. Okumak ucu açık bir eylemdir. Ve bir yazınsal yapıtın değeri okurunun çıkardığı gezintinin genişliği, derinliği, düşünsel, estetik duyumsamanın derinliğidir. Ve bu Sayın Divaneli'nin bütün romanlarında, anlatılarında bu derinlik vardır. Başka bir noktaya daha değinmek isterim. Karakter geliştirme. Zaten bu trajik sanat ki sanatsal yetkinlik bakımından en önemli sanattır. En önemli özelliklerinden birisi de karakterlerin en karakteristik yönünü ortaya çıkarabilmektir. Leyla Hanım'ın evinde Leyla Hanım'ın karakterini düşünün. Hoca o kadar kibar ki Leyla'nın evinde Leyla Hanım'ın evi. Leyla başka bir nitelime düşünemiyorum. Yani... Bir de başka roman var. İnce Mehmet Bey biliyor musunuz? Mutlaka. Yani, ama tabii Sayın Divaneli'nin dediği çok doğru. Ama biz Divaneli edebiyatını konuştuğumuz için kendimi bununla sınırlandırmakla orada karakterlerin en karakteristik yönünü ortaya çıkarabilmek sanıldığı gibi kolay bir iş değildir. Burada Karl Marx'ın Ferdinand Lassalle 19 Nisan 1859'da yazdığı bir mektuptan söz etmek isterim. Ferdinand Lassalle 1500'lü yıllarda yaşamış şövalyelerden birisinin yaşamı ve savaşımına ilişkin bir drama yazıyor. Karl Marx'a da gönderiyor Ferdinand Lassalle. Marx, estetik konusunda Marx'ın yapıtlar arasında ayrı bir estetiğe ayırdığı bir yapıtı yoktur. Sadece böyle mektupları vardır, yazıları vardır. Bence de bu mektup en önemlilerden birisi. Tam da bu noktanın altını çiziyor. Kahraman seçmekteki yetkinliğini vurguluyor. Karakterin en karakteristik yönünü ortaya çıkarmadaki yetkinliğini vurguluyor ve estetik açısından değerini vurguluyor. Ondan sonra ama eleştirdiği bir nokta daha var. Karakteri diyor yeterince özetleştiremiyorsun. Çünkü karakterin dış belirlemelere karşı verdiği savaşında kendisini var etmesini yeterince anlatamamışsın. Marx'ın eleştirisidir bu. Şimdi Divaneli edebiyatına uyarladığınız zaman karakterin en karakteristik yönünü seçeceksiniz. Ama Leyla Hanım'ın evinde olduğu gibi, Mutlulukta olduğu gibi, Meryem romanın sonunda Meryem Hanım diye Meryem figürünü düşünün, en sonunda o eril ve baskıcı anlayışa hayır değil, özgür ve özel bir birey olarak kendi yolunu seçme cesareti gösteriyor. Sen ne yaparsan yap, nereye gidersen git, ben ne yapacağımı biliyorum. Dolayısıyla da karakterin dış belirlemelerden kurtulması, özgür ve özel bir bireye dönüşmesini anlatılaştırmak son derece önemli niteliklerden birisidir. Burada da zaten şunu da söyleyeyim ki, Karl Marx sözünü ettiği mektuptan önce yazdığı ekonomi ve felsefe el yazmalarındaki temel sorunlardan birisi, insan nasıl öz belirliğinde bir varlığa dönüşür. İnsanı insanlığından uzaklaştıran, insanı insan olarak değersizleştiren şey dış belirlemelerdir. Bunu sömürüye uygular, oraya çekip girmeyeyim. İnsan emeğinin sömürülmesini örneklendirmek için. Ama estetikle olan bağlantısı yine Karl Marx'a dayanarak söyleyeyim. İnsanı insansızlaştıran dış belirlemeleri okurun gözünde belirginleştiremeyen bir yazınsal yapıtın önemi yoktur. Buradaki temel, benim etkilendiğim temel noktalardan birisi de budur. İsterseniz siz biraz telefonunuz. Başka bir teklifim var. Şimdi bizim bir yarım saatimiz kaldı. Böyle şeylerin interaktif olması çok önemli. Çünkü kitap okumak bir yazarla okur arasında beraber bir eylem. Çünkü kitaba başlıyorsunuz, bir yere geliyorsunuz.
bu nasıl gidecek, nereye doğru gider, ben olsam bunu nereye götürürdüm diye düşünüyorsunuz. Üzerinde yorum yapıyorsunuz, burası olmuş, burası olmamış. Yani kitabın son sayfasına kadar kitapla birlikte yaşıyorsunuz ve yaratıcı bir süreç. Calvino'nun mesela bu konuda deneysel kitaplarında falan da yaptığı gibi doğru bir şey. O bakımdan diyorum ki, şimdi biz biraz interaktif yapalım. Hiç mikrofona falan da lüzum yok. Herkes genç. Yüksek sesle sorular bana ya da hocama. Soru ya da görüş. Kısa kısa konuşalım ki çok fazla kişiye şey olsun. Olur mu hocam? İzleden dolayı. Tabii, tabii. Evet, buyurun. Efendim, öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Çok ilgilendik. Zülfü Livaneli'nin sadece edebi yönünü aldık diyelim bugün. Evet. Zülfü Livaneli'nin müzik adamı olarak da bir yönü var. Siyasi yönü var. İsterseniz soru sorulmuş gibi siz bahsedin. Yunanistan'daki o Teodor Aksin'den olan yakınlığımız var. Böyle bir uluslararası bir sorunumuz da var. Onlardan bahsedin. Çok çok teşekkür ederim. Onur Ülke'de bizi sizin hakkınızda bilmediğiniz yönleriyle bilgilendirdik. Estağfurullah. Elinize, ağzınıza, kalemize sağlık. Sağ bir de o yönünü bakalım. Zülfü Livaneli böyle sadece roman yazan birisi değil bizim görevimizde. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Aslında çok fazla söyleyecek bir şey yok. Onu da bence gelecek sefer müzik varında yaparız. Kısaca söyleyeyim, bunların hepsi birleşik aslında. Yani bir insan ama prizmanın değişik yüzleri gibi. Bazen o teknikte bir şey yapıyorsunuz, müzik tekniğiyle, notalarla, bazen kelimelerle. Gene roman mimarisi var, beste mimarisi var. Onları da konuşuruz uzun uzun ama ben bir fark görmüyorum. Müzikte biraz daha duygularla tabii, duyguları abartmak ya da insanları duygulandırmak ama kitaplarda insanları düşündürmek gibi de bir boyut katılıyor. Dolayısıyla bu dostluk girişimleri de Theodor Akis olsun, Yunanistan olsun, bütün dünyayla yaptığımız bu dostluk girişimleri de bu gene bu ilkeye bağlı. İnsanı insan olarak görmek. Ben bir kez Theodor Akis şimdi çok yaşlandı. Gidip geliyorum durmadan, onu böyle her ay görmeye gidiyorum ama Yaşar Kemal'i de ölmeden önce devamlı beraberdik. Benim için bu Türk, bu Yunan, bu Kürt, bu bilmem ne yok ki, hepsi yani büyük sanatçılar bunlar ve benim dostlarım. Kesinlikle. Evet, buyurun. Buyurun. Şu benden alalım sonra. Daha önceden Yaşar Kemal'le ilgili bir kitap yazmıştınız. Acaba Nazım Hikmet'le ilgili de bir kitap yazmayı düşünüyor musunuz? Valla doğru söylüyorsunuz. Aklımdan da geçiyor, hakikaten geçiyor. Nazım Hikmet'le ilgili bir uzun incelemeyi Edebiyat Mutluluktur kitabında yayınladım. Orada var zaten. Ama belki o daha genişletilebilir. Yani Nazım'ın hayatı çok yazıldı, Nazım üstüne duygular çok yazıldı ama Nazım edebiyatı üzerine, şiiri üzerine bir daha teorik bir şey. O yazı da var ama o daha genişletilebilir, doğru. Böyle
bilimin ışığı altında bütün projektörler tutuluyor eserlere. Mukayeseli olarak, karşılaştırmalı olarak yazılıyor, çiziliyor. Ama hocam dediğim gibi Leyla'ya Leyla Hanım'ı ne bilecek şey. Ama o karakterin yarattığı, okur olarak bende yarattığı izlenimdir. İzlenim. Yani o kitabın bütünü orada Leyla figürüne bana Leyla Hanım dedirtiyor. Ama ya karakter şey, karakter geliştirmek dedin hocam. Evet. Ya karakter, karaktersizsin. O karaktersizliği de sonuna kadar anlatmak doğru. O doğru. Ayrıca bir sanat yapıtı üzerindeki değerlendirme sanatın içinden sanatın üzerine olmak zorundadır. Bu konuda Alman romantik edebiyat eleştirmeni Walter Benjamin çok önemli bir isimdir. Ve onun geliştirdiği eleştiri kuramıyla ilgili birikimden yola çıktığınız zaman zaten bir sanat yapıtını değerlendirmenin sonu yok. Sanat yapıtının değerlendirmesinin sonu olsa okumanın da sonu olur. Hiçbir zaman okumanın sonu olmayacak. Dolayısıyla değerlendirmenin de sonu olamaz. Doğru. Şimdi sizin güzel söylediniz, en güzel romanını henüz yazmadı diye, Nazım'ın meşhur şiiri değil mi? En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır gibi, en güzel roman henüz yazılmamış olandır. Bütün dünyada herhalde öyle. Ben de onun için her yeni roman okurken dünyadan ya da bizden müthiş bir heyecanla elime alıyorum. Acaba bu o mu diye. Ama bu subjektif bir şey. Ne demek dünyanın en güzel romanı? Ama tabii ki insan bazı romanlarına daha yakın hissediyor kendisini, bazısında daha çok zorlanıyor. Ama her sefer tabii en güzel romanın bu olacak diye bir heyecanla başlıyor. Yaşar abi de öyleydi. Ya en son bir roman yazdım derdi, bunun gibi olamaz falan filan. Sonra, bir ay sonra der ki, yok yok ben hayatta bir şey yapamadım, benim kitaplarımda hiç iş yok derdi. Sonra birkaç ay geçer, yok yok okudum, galiba bu yerde Gökbakır fena değil falan derdi. Yani şunu demek istiyorum, bir yazarın en hırçın eleştirmeni kendisidir aslında. Ben de kendisini çok hırpalayan bir insanım. Hatta eski kitaplarda zaman zaman yapıyorum ama böyle yayıncılarımı da çok kızdırmadan yapmaya çalışıyorum. Değiştirmek istiyorum, değişiklik. Keşke şunu şöyle yapsaydım. Keşke burada bu bölümü, araya bir bölüm koysaydım, keşke bunu değiştirseydim diye. Sonunda kendimde bu hakkı da görüyorum. Yani yaşıyorum, yaşarken kendi eserimde düzeltmeler, restorasyonlar yapabilirim diye. İşte belli ölçüde yapmaya çalışıyorum. Kim okuyor öncelikle? Kim önce okuyor? Önce Ülker okuyor, işim okuyor. O da şeydir, sert bir eleştirmendir. Yani öyle her şeye çok güzel demez ama güzel derse benim müziğimin de eleştirmeni oydu. Mesela benim ölçülerim şuydu, ben bir beste yaparım. O beste işte evde çeşitli enstrümanlarla çalarım ederim. Eğer güzel olmuş derse o beğenilir. Eğer ya bu harika bir şey derse daha çok beğenilir ama eğer ağlarsa mutlaka bütün Türkiye beğenir. Harika bir romanında öyle olmuş. Ya. Mesela durur dururken ağlamaya başlamıştı. Evet, pardon. Sırf övizimden bakacaksınız biliyorum ama dayanamıyorum, ne yapayım. Hem Nazım'dan bahsedildi, hem hayran olduğum birisiniz. Bunu söylemek çok kolay belki ama hakikaten öyle. Efendim, siz benim için gazetede bir yazı yazdınız. Ben şimdi bunu sizinle paylaşayım da kimle paylaşayım. Hatta bütün yazıyı tabii okumayacağım o kadar. Hem herkese atıyorum. İkincisi de... Efendim... 2010 yılında başlıyor bu ilişkimiz. Ben sizi şikayet ettim Nazım'a, biliyorsunuz. Hatta birkaç satır okuyabilir miyim? Efendim, 2011 yılında İstanbul Kitap Fuarı'nda konuşma yaparken soru cevap bölümüne geçtiğimizde dinleyiciler arasında bulunan bir beyefendi, teşekkür ediyorum. Ben sizden çok şikayetçi değilim. Olur ha. Benim şikayet edeceğim, hatta zaman zaman kendimin bile tahammül edemediğim yanlarım çok iyi. Bravo. Efendim, bu beyefendinin de hangi yönümden hoşnut olmadığını merak ettim doğrusu. Merak uyandırmışım değil mi? Kısaca, ben yurt dışında yaşıyorum ve her yaz başında arabamla Türkiye'ye geliyorum. Günler süren yol boyunca da
çok sevdiğim Nazım'ı sizin müziğinizle dinliyorum dedi. Teşekkür ederim dedim. Peki şikayetiniz ne? Nazım'la benim arama giriyorsunuz demez mi? Eskiden Nazım'ın şiirleriyle baş başa kalırdı. Sadece ikimiz vardık. Şimdi aramıza bir üçüncü şahıs girdi. O da siz. Ne cevap vereceğimi bilemedim doğrusu. Özür dileyeyim, teşekkür edeyim, bilemedim. Geçen yaz aynı yerde yaptığım konuşmaya bu beyefendi tekrar geldi. Triyakiniz oldum, ne yapayım? Efendim, demişim bakın. İspatı var. Artık eskisi kadar kızmıyorum size dedi. Çünkü evleriniz Nazım'a yakışıyor, alıştım. Şimdi özür dileyerek kendimi anlatıyorum. Beyefendi doktormuş. Adı da Tuncay Özmür. Duydunuz, kendim satıyorum. Dün gerisini okumuyorum. Hakikaten birkaç cümle içinde bir şairle okuyucu arasındaki ilişkinin emniyetini çok benimsiyorum. Şöyle, herkes şiir okuduğunda kendinle şair arasındadır ya da şiirin kelimeleri arasındadır. Kendine göre bir dünya yaratır şiir okuduğunda. Fakat o şiir eğer seslendirilmişse, o zaman şikayeti hak ediyorsunuz. Çünkü artık şairle arasında melodiler var. Çok teşekkür ediyorum çünkü melodilerim hakikaten çok iyi. Teşekkür ederim. Şimdi birinci sefer olmuş, yazmışım. Daha sonra tekrar yazmışım. Şimdi bu seferi de yazarım. Birinci sefer gelelim. Bu tarafa bakmıyoruz ama pardon. Buradan sonra size. Merhaba efendim. Ben Işıl Okar. Ben lise öğrencisiyim. Benim hayatımda çok büyük bir yeriniz var. Fikirleriniz ve fikirlerin oluşmasında çok yardımcı oldu. Çok etkilendim ben sizden. Teşekkür ediyorum bunun için. Ben şey merak ediyorum. Nazım Türküsü albümünüzü çok beğeniyorum. Bu albümü çıkartırken yani o dönemin hani siyasi durumundan falan yani böyle durumlar olmasına rağmen insanların tepkisini düşündünüz mü bu albümü çıkartırken? Yani ne tepki verebileceklerini falan? Nazım Türküsü albümü. Evet. Evet. Dediğiniz o hocam cevap vermek ister misin? ama ben ondan bir şey ama cevap vermeden önce hocamdan kısaca şey arası rica ediyorum. Benim parçalarım yüzünden başına bir şey gelmiş. Güneş topla benim için 1985 olmalı. Ben Berlin Özgür Üniversitesi'nde okudum. Kültürler Arası Eğitim ve Sosyoloji. Aynı bölümde de doktora yaptım. Doktoramı bitirdim. Ama hocamla da bir konuda bir şeyimiz var. Doktora da kültürle ilgili bir şey olduğu için şöyle bir tümce vardı. Kurtuluş Savaşı, Türkiye Anadolu halkının şimdiye değin gerçekleştirdiği en önemli kültür başarımıdır. Hoca dedi ki bir savaş kültür başarımı olamaz, bir değer olamaz. Savaş değersizliktir. Her neyse böyle bir uzlaşmazlık oldu, sonra anlaştık ama bu şeylerle uğraşırken üniversiteye gidiyorum bir sabah. Güneş topla benim için otomobilde tek başımayım, sesi de sonuna kadar artmış durumdayım ve birlikte söyleyebildiğim kadarıyla söylüyorum. Çok ağır bir kaza yaptım, vurdum. Vurduktan sonra ancak O kadar etkilendiğim, tabii hepimiz o müzik, Livaneli müziği zaten temel niteliği bu. İnsanı can evinden vurur, böyle burun direklerini sızlatır, duygularının en derinini yaşatır duygulanmanın. O bakımdan ben tümüyle haksız konumdayım, ışık falan hiç gördüğüm yok. Vurduktan sonra kendime geldim ancak. Evet, özür dilerim. Ödeme yapayım mı hocam? Evet, o dönemde çok haklısınız. Nazım Hikmet büyük bir tabuydu. Yani Nazım Hikmet'in adı bile anılamıyordu.
Türkiye'de. Hala belli tabu özellikleri var. Ama o dönemde iyice öyleydi. Ve insanlar inanamıyordu. Basın falan da inanamıyordu. Nasıl oldu? Nasıl bu söyledi? Nasıl mı olacak falan diye. Tabii bizden önce Ruhi Su Nazım parçaları yapmıştı. Başka arkadaşlar da yapmıştı ama Nazım Hikmet'in parçalarından oluşan o zaman uzun çalar, long play dediğimiz şey yoktu. Ben o besteleri yayınladım. O zaman büyük bir tartışma oldu tabii. Yani bu önemli bir albüm oldu. Büyük de bir tartışma yarattı. Ama yasaklar böyle böyle aşılıyor zaten. Böyle böyle mücadele ederek aşıyorsunuz. Bunları göze alarak görüyorsunuz bu işe. Hiçbir zaman zaten böyle büyük bir iltifat, takdir bekleyerek değil. Çünkü ben hayatım boyunca muhalefette olduğumu biliyorum. Hangi rejim, hangi parti olursa olsun. Bütün hayatım böyle geçti. Bundan sonra da böyle geçecek. Şiirden bahsetmişken ve dünya gözüyle sizi burada görmüşken bize ufak bir şiir okumak ister misiniz? Bugün günlerden ne? Pazar. Bugün pazar. Nasıl istersiniz? Evet, bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ilk defa gökyüzünün bu kadar berrak, bu kadar mavi, bu kadar benden uzak olduğuna şaşarak toprağa oturdum. Sırtımı verdim beyaz duvara, şu anda ne düşmek dalgalara, ne hürriyet, ne karım, toprak, güneş ve ben bahtiyarım. Zincir. Bir de ayrıca edebiyat, ya daha doğrusu edebiyatın bilimi var hocanın yaptığı bir anlamda. Yazarlık okulda öğrenilen bir şey değil. Bu yazarlık usta-çırak ilişkisi. Yani ustalarınız var, sizin görmediğiniz ustalar var. Yani bütün Stendhal'da ustanız ya da Homeros'ta ustanız, oradan biri geliyor. Bir de gördüğünüz ustalar var, Yaşar Kemal gibi falan. Şimdi dolayısıyla bu böyle devam ediyor. El alıyorsunuz, el veriyorsunuz. Nasıl bir yerde bir demirci ustası varsa, çırak yetiştiriyorsa ya da çeşitli mesleklerle, bizimki de öyle. Birilerinden el alıyoruz, bizden sonraki kuşaklara da el veriyoruz. Benim yaptıklarımın bir değeri varsa, işte senin gibi falan insanlar da yaşayacak. Sen de eminim ki yazıyorsun. Tabii, yazmadan böyle hissedilmez. Bravo. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ ol. Pardon. Biraz heyecanlandım şu an. Daha önce mikrofonla konuşmamıştım. Ben şey sormak istiyorum size. Ben siyaset bilimleri okumak istiyorum. Ve benim aldığım bu kararda sizin kitaplarınızı... Ne okumak istiyorsun? Siyaset bilimleri. Hatta bu ilk yılım olarak da sosyal bilimler lisesini seçtim. Lise tercihlerimde. Şu an orada hazırlık okuyorum. Benim bu kararı anlamda sizin kitaplarınızın, romanlarınızın, şarkılarınızın çok büyük bir etkisi var. İnsanlar üzerinde böyle bir etki bırakmak size kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ya çok aslında şaka sayeden çok güzel hissettiriyor. Şimdi bakın, dün başka bir okuma atölyesindeydik. Bugün buradayız.
Ve ben yıllardan beri alışkınım konserlerde, çok büyük mekanlarda, çok büyük insan kitlelerin toplanmasına. Yüz binlerce insanlar. Bunu anlıyorum. Çünkü beraber şarkı söyleniyor, beraber de uygulanıyor. Bunları da anlıyorum. Ama burada edebiyat konuşuluyor. Aslında bir eğlendirici bir tarafı yok. Hocamınki daha eğlenceli benden o. Şimdi eğlendirilikte ama bugün buraya gelmişsiniz, hepiniz buradasınız. Bakın çok lise çağı var, o kadar gençler var, her kuşaktan, her yaştan insanlar var. Ve bu bir tek burada olmuyor. Dediğim gibi İstanbul'un başka yerlerine de gitsek, Türkiye'nin herhangi bir yerine, nereye gidersek gidelim, hangi iline, hangi kasabasına gidersek gidelim, bu oluşuyor. O zaman insanın kendi ülkesine duyduğu umut artıyor. Kendi ülkesiyle ilgili hayalleri daha da güzelleşiyor ve bir şeyin devam ettiği görülüyor. O bakımdan siz hepiniz buraya gelerek bana hediye veriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Şunu da söylemek isterim. Türkiye'de çok nitelikli bir okur var. Ben Türkiye kitap okunmayan bir ülkedir. Türkiye'de kitap okunmaz, sevilmez falan fikrine karşı çıkmaya çalışıyorum. Yıllardır da bunu söylüyorum. Emin olun ki böyle. Mesela en çok satan 10. Satmak önemli değil de okunma ölçüsü olarak bunu ele almak istiyorum. Hepimiz izliyoruz bunları. New York Times'ın var 10 kitaplık bir listesi var. Ötekiler var, benimkiler var. Bunlara bakın Allah aşkına. Ya böyle gerilim romanları var bu 10 kitap içinde. Ya cinsellikle ilgili kitaplar var. Ya diyet kitapları var. Ya da böyle işte şunda kendine yardım kitapları falan var. Olabilir, bunlar da olabilir. Ama dünyada bir tek ülke var, o da biziz. Bakın bir ay önceki ya da ne bileyim 15 gün önceki kitap listesine bakın. İçinde bir tane Saramago var. Sabahattin Ali zaten onun devirbaşı oldu. Kürt mantolu Madonna. Bazıları bu şarkıcı Madonna anlasa bile okurlar. Kürt mantolu Madonna sürekli orada. İşte son listede bir Orwell var. Orwell İngiltere'de yok. En çok satan kitaplar arasında. Orwell var, 1984 var. Exupéry'ler var. Ondan sonra Saramago var. İki tane Stefan Zweig var. Şimdi bu nitelikte, bu kalitede, bir de bu nitelik, bir de bunun niceliğine baktığınız zaman nicelik olarak da çok büyük sayılara gelen bir kitap satışı var Türkiye'de. Çok çok büyük, kaç yüz binlere gelen. Şimdi dolayısıyla biraz da kendimizle övünmeyi bilelim. Türkiye'nin tamamı okumuyor. Türkiye'nin tamamı kitap okuyabilecek durumda değil. Ama Türkiye'nin içinde bir kitap okuyan kesim var ki, bu kesim şu anda bana dünyanın en nitelikli kitap okuru geliyor. Ben o listeleri kesip yurt dışındaki yayıncılarıma, bir sürü gazeteciye gönderiyorum. Bakın diyorum, bir halk edebiyatla direniyor. Ve buna bakın, şaşırıyorlar onlar da. O bakımdan dediğim gibi tekrar teşekkür borçluyuz değil mi hocam? Bunu söylemek isterim. Türkiye'de okuma kültürü haritasını yapan ilk insanlardan birisiyim. Burada şöyle bir durum çıkıyor ortaya. Şu anda geçtiğimiz yıl yanlış anımsamıyorsam 53 küsür bin yeni başlık kitap yayınlandı Türkiye'de. Bu 53 bin küsür kitabın %30'u edebiyat, sanat, kültürle ilgili. Ve adet olarak da, basım adeti olarak da 550-600 milyon civarında. Zaten bunu Türkiye nüfusuna böldüğünüz zaman kişi başına 7 ve 7'nin üstü çıkıyor. Ortalama Türkiye'de insan, bir kişi yılda 7,5'e yakın kitap okuyor. Sayın İbhanem'in de dediği gibi bazısı 150 kitap okuyor, bazısı hiç okumuyor ama ortalama 7,4-7,5 kitap okunuyor. Sayılar bunu ortaya koyuyor, hiç başka bir şeye gerek yok. Dolayısıyla ezbere konuşmak, Türkiye'de insanlar kitap okumuyor, hep de kalıp sözler var. Bir Japon 25 kitap okur, bir 25 Türk de tek kitap okur falan gibi. Bunlar hiç doğru şeyler değil. Öyle değil. Buyurun. Son iki soru. Evet. Bir tane de hanımefendi vardı orada. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum öncelikle size. 5 yaşından beri hayatımda varsınız. Ben Ardahanlıyım. Köyde kırlara giderken babam Karlıkayın Ormanı'ndayı söylemeye başladı yanımda. Sonra eve geldim. Yanımda da getirdim hatta. Unutulmayanlar 1-2. Evimin hala baş köşesinde duruyor. Dinleye dinleye artık hani eskiden kasetleri kalemle sarıyorduk ya, evet. O dönemlerde
defalarca kez dinledim. Evet, kalemle sararak dinledim. Sonra kitaplarınızla tanıştım. Öz eleştiri vereyim size. Ben Mutluluk kitabınızın ilk baskısını aldım ve yaklaşık 3 sene boyunca okuyamadım. 4 kez, 5 kez, 6 kez, sayısız kez elime aldım. 30. sayfaya denk geldim. 30'dan sonra bu kitap gitmiyordu. Sonra filmi çekildi o kitabın. Dedim ki benim bu kitabı okumam lazım. Çünkü filmlerde birçok yer atlanarak gidiyor. 31. sayfaya geçtim ve kitabın nasıl bittiğini anlamadım. Demek o boy 5 sayfa problemleri. Sonrasında Bostancı Gösteri Merkezi'nde dinleme fırsatım oldu. Adalet Yürüyüşü'ne dinleme fırsatım oldu. Beylikdüzü'nde Livaneli Özgürlük Parkı'nın açılışına gelemedim. Ertesi gün Zorlu'daydınız, ona da gelemedim. Ama buraya gelmem gerekiyordu ve size bir şekilde bunları iletmem gerekiyordu. Çok teşekkür ederim. Hanımefendi söz istemişti. Ben Şule Dündar, emekli kimya öğretmeniyim. Fenciyim ama edebiyatı çok seviyorum. Edebiyat hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Hocamızın dediği gibi de bizi diri tutan, hayata bağlayan, hayatımızı estetiği katan bir durum diyelim. Şimdi ben genellikle sizin kitaplarınızın çoğunu okudum. Ama benim Mutluluk ve Engere'in gözündeki kamaşma oldu. Şimdi size birinci sorum. Hepsi sizin çocuğunuz gibidir mutlaka kitaplarınız ama sizin kendinizi en çok ifade edebildiğinizi düşündüğünüz kitabınız hangisi? Bu birinci sorum. İkincisi, ben Vatan Gazetesi'nde sizin devamlı bir okurunuzdum köşe yazılarınızda. Hakikaten Türkiye'nin gündemini çok iyi takip ediyordunuz, tehlikelere işaret ediyordunuz. Özellikle üç kutuplu Türkiye maalesef bugün görüşlerinizin ne kadar gerçekçi olduğunu yaşıyoruz. Ben de o zamanlar bütün söylemek istediklerimi sizin ağzınızdan dinliyordum ve kendimi sizin ruh ikiziniz hissediyorum. Sağ olun. Çok şimdi evet. Bitti galiba bu toplantı. Pardon. Evet. Son sorum, acaba yeniden köşe yazısına dönmeyi düşünüyor musunuz? Ben şimdi maalesef süre bittiği için çok uzun cevap veremeyeceğim ama daha sonra konuşuruz. Kitaplarım arasından özel olarak seçtiğim bir tanesi yok. Köşe yazarlığına dönmeyi de düşünmüyorum. Ama üç kutuplu Türkiye maalesef başımıza geldi ama kurtulacağız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Pardon. Bir şey istirham edeceğim sen. Bir başka bir televizyon konuşmasına buradan gideceğim. Onun için imza yapmadık. Konuşma yaptık. İmzayı da başka bir gün yaparız. Olur mu? O bakımdan kusura bakmayın ne olur. Ama görüyorum ki kameralar çıktı. Toplu toplu birkaç resim alırsak. Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.